ve konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapını Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayın'ı kürsüye rica ediyorum. Buyurun efendim. Değerli başkanım, komutanım, kamu ve özel sektörün saygıdeğer temsilcileri, kıymetli basın mensupları ve saygıdeğer katılımcılar. Öncelikle bu yıl siber tehditler ve hibrit savaş 2.0 ana temasıyla düzenlenen ve bu yıl Musa Bey ile birlikte başladığımız 7. E-Safe siber güvenlik zirvesinde sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, başta zirve sonuçlarının, başta sektör paydaşlarımız olmak üzere herkes için değerli katkılar oluşturmasını da temenni ediyorum. Son 30 yıllık sürece baktığımızda baş döndürücü bir hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri hayatımızın hemen hemen her alanına derinden sirayet etti ve 90'lı yıllarıyla kıyasladığımızda bambaşka bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. O günlerde kimsenin bilmediği, düşünemediği, adeta konuşamadığı konular bugün artık hepimizin yeni normali oldu. Güçlü altyapılarımız, teknolojik gelişmelerle birlikte her an yeni bir gelişmenin yaşandığı, hızlı bir değişimi ve dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz. Neredeyse her şeyin internete bağlı olmasıyla beraber giderek artan hacimde veri üretiyoruz ve bu verilerin analizi ve faydaya dönüştürme çabasıyla birlikte pek çok sektörde yeni iş alanları oluşurken değişim ve dönüşüm adeta hepimiz için kaçınılmaz oluyor. Geçmişte ticari sektörde geçerli olan pazara, müşteriye yakınlık yerine bugün artık bu yakınlık online olarak erişilebilir olma şeklinde gerçekleşiyor ve en stratejik konuma gelmiş durumda. Yeni teknolojilerin yayılma hızına karşılaştırmalı bir örnek vermek gerekirse, biliyorsunuz birinci sanayi devriminin simgesi olan iplik makinesinin Avrupa'nın dışında yayılması yaklaşık 120 yıl sürmüşken, dördüncü sanayi devriminin katalizörü olan internetin tüm dünyaya yayılma hızı sadece 10 yıldan daha kısa bir sürede gerçekleşti. Bugün dünyayla beraber yol alan ülkemizde dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor ve internette geçirdiğimiz süre günlük, bu salondakiler dahil, şöyle telefonların ekran sürelerine baktığı zaman 8 saate ulaşmış durumda. Dünya nüfusunun yaklaşık %59'u aktif sosyal medya kullanıcısı iken ülkemizde bu oran %81'e ulaşmış ve dünya ortalamasının da üstünde seyrediyor. Ben gururla ifade etmeliyim ki ülkemiz dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşüm çağında haberleşme sektöründeki iddiasını her geçen gün arttırıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın milli teknoloji hamlesi doğrultusunda haberleşme sektöründe gerçekleştirdiğimiz güçlü ve büyük yatırımları her geçen gün daha kararlı adımlarla inşa ediyor ve Türkiye 100 yılı vizyonumuzla teknoloji alanındaki yenilikleri birer birer insanımızın kullanımına sunuyoruz. Bakın, Türkiye bugün yerli ve milli uydularını konuşuyor. TürkSat 5A, 5B'den sonra 6 ayı da inşallah bu sene uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Ve ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden yörüngesine fırlatıldı. Ve bugün, yani birazdan TürkSat'ın model uydu yarışmasında fırlatmayla ilgili gençlerimizin yarışmasına katılıyor olacağız. Bütün bunlar bu güçlü altyapıyı geliştirme ve bunlara imkan sağladıktan sonra ancak gerçekleşiyor. Yine bugün Türkiye yerli elektrikli otomobilini konuşuyor. TOK teknolojik altyapısıyla artık yollarda. Türkiye bugün yazılımda dünya lideri olmayı konuşuyor. Türkiye bugün yüksek öğrenimdeki gençlerimizin teknolojiye erişimini daha arttıracak ücretsiz internet, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar imkanı sağlamayı
konuşuyor. Gençlerimize Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu söz üzerine biliyorsunuz üniversite öğrencilerimize 10 GB internet erişimini ücretsiz olarak sağlanacak ve ilk elde edecekleri tablet veya cep telefonunda da vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye'nin böylesine güzel gelişmeleri, insanımıza yakışır nice yenilikleri konuşması için bizler de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve gençlerimizle birlikte Türkiye 100 yılına hiç olmadığımız kadar hazırız. Kıymetli katılımcılar, dijital dünya ile bu kadar iç içe olunması doğal olarak siber güvenlik konusunu da giderek daha da önemli hale getiriyor. Kimlik avı saldırıları, virüsler, casus yazılımlar, fidye saldırılarına artış gözlenirken gelir elde eden siber saldırıların son zamanlarda çok daha sıklıkla görüyoruz. Kısacası internete bağlantı sağladığımız her saniye bir anlamda siber tehdit potansiyelini de taşımakta. Ve küresel siber suç maliyetleri önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl yaklaşık %15 böyle logaritmik bir şekilde artacağı tahmin ediliyor. Ve askeri sistemleri kullanılmaz hale getiren siber saldırılardan kamu kurumlarının sistemlerini çalışmaz hale getirecek ve bunlara yapılan saldırılara kadar pek çok büyük ölçekli saldırı ülkemizi tehdit ediyor. Ve bunun bir tezahürü olarak da bugün birçok ülkede silahlı kuvvetler yapılanması altında siber güvenlik birimleri de yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2022 Küresel Risk Raporu'na göre siber saldırılar iklim değişikliği ve büyük salgınlardan sonra en büyük küresel risklerden bir tanesi olarak gösteriliyor. Ve araştırmalara göre her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Yapay zeka teknolojilerinin olgunlaşmasıyla birlikte de önümüzdeki yıllar siber saldırılarının sayısının ve kapsamının daha da artacağını biz görüyoruz, tahmin ediyoruz ve günümüzdeki siber savaş sadece bilgisayarlar üzerine değil, siber uzaydaki tüm teçhizat ve sistemlere karşı da sürdürülüyor. Bu nedenle biz büyük resme bakmalı ve olayın sosyal medya hesaplarımızın ele geçirilmesinden çok daha vahim olacağının farkına varmalıyız. Burada bulunan sektör paydaşlarımızla bu farkındalığı arttırmak üzere çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Dolayısıyla ülkeler siber güvenlik tehditlerine karşı koymak, siber savaşa hazırlıklı olmak için siber altyapılarda bunların korunmasına yönelik çalışmaları çok nitelikli bir şekilde yürütmek zorunda. Gerek sivil, gerek askeri tehditlere maruz kalan siber ortamlardaki kritik altyapıların ve buna bağlı sistemlerin korunması, daha etkin savunma sistemlerinin de inşa edilmesi ve buna yönelik acil durum sistemlerinin de oluşturulmasını daha da önemli hale getiriyor. Değerli katılımcılar, bir tarafta yeni savaş teknolojilerinin olduğu, devletler arası savaş tanımlanırken, diğer taraflarda da devletlerin harici ve özellikle dahili sahalarında devlet dışı unsurlar olarak sivillerin ve terör örgütlerinin mücadele unsuru olarak kullandığı bir noktada biraz önce arkadaşlarım da değindi. Hibrit savaş kavramı da ortaya çıkıyor. Ve eskiden işte geleneksel silahlar, ordularla yapılan savaşlar günümüzde yerini siber ordu ve silahları bırakırken siber uzay artık 5. savaş alanı olarak tüm dünyada görülüyor. Dolayısıyla siber güvenlik alanındaki ihtiyaçların milli olarak karşılanması hepimiz için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor. Bizler de bu konuda önemli adımlar atarak ülkemizin siber güvenlik altyapısını mümkün olan en yüksek düzeyde yerli ve milli kaynaklarla karşılanması bizim için bir zorunluluk haline gelmiş durumda ve biz bu şekilde yaptığımız yerli yazılımları biliyorsunuz burası Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde bulunduğu 7/24 çalışan Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu. Biz gerek Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, gerek işte operatörlerimizle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımızın yürüttüğü siber güvenlik kümelenmesinde baş rollerden bir tanesini oynuyoruz. Gerek kullanıcı, gerek üretici düzeyinde. Yine USOM, yurt içi ve yurt dışı
kaynaklı siber tehditleri önlemek amacıyla alarm, uyarı, duyurulara ilişkin faaliyetlerini yürütüyor. Kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle adeta olayın kontrolünün sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Ve ülke çapında bu USOM yapılanması biliyorsunuz siber olaylara müdahale ekipleriyle birlikte bütünlük içerisinde yürüyor. 2200'e yaklaşan SOME'lerimiz var ve bu SOME'lerde görev yapan siber güvenlik uzmanlarımızın sayısı bizde kayıtlı sayısı 6500'ü aşmış durumda. Siber güvenlik konusunda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ulusal ve uluslararası tatbikatlarımızla da siber yeteneklerimizi test ediyor. Özellikle kamu kurum ve özel kuruluşların siber farkındalığının gelişmesine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Öte yandan yerli ve milli yazılımlarımızla siber vatanımızı koruyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz. Biz siber güvenliği ülke güvenliği olarak değerlendiriyoruz ve şüphesiz ki milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında yerlilik ve milliliğin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bizim USOM bünyesinde tamamen kurumsal ve iç kaynaklarla yerli ve milli şekilde geliştirilen programlarla zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespiti ile başta kritik kamu kurumları ile altyapılar olmak üzere ülkemizin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetlerini de yürütüyoruz. Ülkemizin ne kadar fazla yerli ve milli teknolojiye sahip olursa o kadar güçlü ve bağımsız bir siber güvenlik yapısına sahip olacağının bilincindeyiz. Başkalarının kanatlarıyla yükselmeye çalışırsanız sonun ne olacağını hep birlikte birçok alanda, birçok ülke bunu gördü. İşte tam da bu noktada biz tam anlamıyla yerli ve milli olabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milli teknoloji hamlesi rehberliğinde elimizdeki tüm imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın liderliğinde, bizim de desteklerimizle bu siber güvenlik kümelenmesi konusunda çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz. Çalışmalara güç veren tüm ilgili kurumların çalışmalarını da yürekten destekliyoruz. Kıymetli misafirler, siber alanda mücadelenin sadece devletlerin yatırım yapıp geliştireceği, yöneteceği, ilerleteceği bir unsur olmadığını da ben burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Nitekim özel sektör kuruluşlarımızın da siber güvenlik ve bilgi güvenliği hususlarında farkındalıklarının her geçen gün arttığını görüyor ve bu konuda önemli yatırımlar yapmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Siber güvenlik alanındaki bu gayretli çalışmalarımızın etkisini uluslararası göstergelerde de görüyoruz. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği biliyorsunuz ITU, biz 1867 yılında ITU'nun kurucu üyesiyiz. Ve 3 dönemdir de arka arkaya oranın konseyde yönetici durumdayız. En son geçen yıl bir kez daha 4 yıllığına bunu uzatmış olduk. ITU Global Siber Güvenlik Endeksine göre ülkemiz bir önceki yıla göre sıralamada 9 sıra birden yükselerek dünyada 11. sırada, Avrupa'da 6. sırada. Bugün gerçekleşecek olan zirve kapsamında ülkemizin ve üyesi olduğumuz NATO'nun askeri alanda siber tehditler ve hibrit savaş stratejilerinin yanı sıra devlet destekli saldırılar, siber güvenlikte saldırı savunma yaklaşımları, siber güvenliğin yapay zeka, makine öğrenmesi, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve 5G gibi kavramlarla kesişimi noktasında oldukça önemli konular bizden sonra panellerde konuşulacak. Güçlü siber güvenlik stratejileri geliştirmek ve yeni teknolojileri kullanarak daha güvenli bir dünya oluşturmak noktasında kapasite inşası en önemli unsurlardan bir tanesi. Bu bakımdan siber güvenlik ile ilgili paydaşları biz bir araya getiren bu tür etkinliklerin kapasite inşası başta olmak üzere bilgi paylaşımı ve sektörde işbirliği duygusunun pekiştirilmesi açısından da önemli ortamlar sağladığını düşünüyorum. Siber güvenlik stratejileri, yeni teknolojiler ve çözümler hakkında konuştuğumuz bu zirvenin de siber güvenliğimizin daha da güçlendirilmesine ben önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli misafirler, ayrıca sizlerle 14 Mayıs'ta gerçekleşecek
seçim güvenliği konusunda yapmış olduğumuz çalışmalara da değinmek istiyorum. Seçimlere biliyorsunuz yaklaşık 2,5 hafta gibi kısa bir süre kaldı ve bakanlık olarak başta Bilgi Teknoloji ile İletişim Kurumumuz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla diğer kamu kurumlarımızla koordineli olarak bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de milletimizin iradesinin manipülasyondan uzak bir şekilde sandığa yansıması adına canla başla çalıştığımızı hatırlatmak istiyorum. Ancak bu noktada özellikle sosyal medya platformlarına da büyük iş düştüğünü belirtmek isterim. Biliyorsunuz geçmişte farklı zamanlarda bazı ülkelerde sosyal medya platformları kullanmak suretiyle işte seçimlere müdahale edilmeye, vatandaşın iradesini sakatlamaya, manipüle etmeye yönelik girişimler oldu. Bunlar artık hemen hemen herkesin bildiği gerçekler. Seçimlerin adil ve güvenli ortamda gerçekleşmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de bu tür manipülasyonlara izin vermeyeceğimizi ben herkesin bilmesini isterim. Bu noktada bazı sosyal medya şirketlerinin proaktif yaklaşım sergileyerek seçim öncesi ve seçim sonrası ile seçim günü ne tür tedbirler aldığını kamuoyuna açıkladıklarını görüyoruz. Bu girişimleri ve proaktif yaklaşımları takdirle karşılıyoruz. Ancak özellikle Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve TikTok platformlarına büyük iş düştüğünü ve bu vesileyle bir kez daha ben vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz bahsi geçen platformların Türkiye'deki kullanıcı sayısı 10 milyonlarla ifade edilecek seviyede ve vatandaşlarımız bütün bu platformları aktif bir şekilde kullanıyor. Ancak bu durumun zaman zaman dezenformasyon ve manipülasyon amaçlı odakların müdahalelerine ortam hazırladığına da şahit oluyoruz. Özellikle seçim dönemlerinde bu şirketler başta olmak üzere ülkemizde hizmet veren tüm aktörlerin çok daha müteyakkız, çok daha proaktif olmalarını beklediğimizi bir kez daha ben ifade etmek istiyorum. Başta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak bu seçimin de adil ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için sosyal medya şirketlerinden daha büyük ihtimam beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Alınan tedbirleri de en belirli dönemlerle bize bildirmeye devam etmelerini buradan bir kez daha istediğimizi hatırlatmak istiyorum. Değerli katılımcılar, bugün yine Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın projelerini birer birer açmaya devam ediyor. Ankara-Sivas, Ankara-Sivas arasını, bu aramızda Sivaslı var mı? 2 saatte bundan sonra Sivas'a Ankara'dan hızlı trenle geçeceğiz. Bugün ilk yolculuğu Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapıyor olacağız. Buradan önce TürkSat'a sonra Ankara-Sivas yolculuğunu gerçekleştireceğiz. Ben ülkemize bu yeni Ankara-Sivas hızlı trenimizin de hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime burada son veriyorum. Bu yıl 7.'si düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere başta Musa Savaş Beyefendi olmak üzere teşekkür ediyor. Türkiye yüzyılını hep beraber inşa etmek dileğimle hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih'e çok teşekkür ediyorum.